Cumhurbaşkanı Erdoğan, laiklik ilkesine aykırı olmasına karşın müftü ve imamlara nikah kıyma yetkisi veren yasayı onayladı. Böylece il ve ilçe müftülükleri de evlendirme memurları arasına ekleniyor. Ne diyorlar utanmadan, sıkılmadan? Neymiş? Çocuk yaşlı. Ya bırak. Başbakanlık gerekçe olarak vatandaşların evlenme işlerini kolaylaştırmayı ve daha hızlı hizmet almalarını sağlamayı öne sürdü. Ancak bunun için neden müftülüklere nikah kıyma yetkisi verildiği açıklığa kavuşmadı. Yasa gündeme geldiğinden beri vatandaşlar, siyasi partiler ve çok sayıda dernek bu girişime tepki gösterdi. Ya isteseniz de istemeseniz de bu meclisten geçecek. Müftü ve imamların nikah kıymasının çocuk yaşta evliliklerin önünü açacağı belirtiliyor. Müftü huzurunda evlenenler evlenmeyenler ayrımı toplumda yeni ayrışmaların fitilini de ateşleyebilir. Akademisyenler ve hukukçular bu adımı İslami bir yönetim şekline doğru gidişin önemli bir aşaması olarak görüyor. Hukukçu Müjde Tozbey Erden, müftülere nikah yetkisi verilmesini öngören yolun aşama aşama örüldüğünü hatırlatıyor. Bildiğiniz üzere şimdiki Türk Medeni Kanunu'na göre bir çocuğun evlendirilebilmesi için 17 yaşında olması gerekiyor. 16 yaşında evlendirebilmeniz için hakim onayı gerekmekte. 16 yaşından küçük hiçbir çocuk evlendirilemez. Yasamıza göre imam nikahıyla evlendirmek de yasaktı 2015'e kadar. Ancak resmi nikahla evlendirebilirdi. Bu durumda şuna doğal olarak yol açıyordu. İmam nikahıyla çocuklar evlendirilemediği için resmi nikah yaşları bekletiliyordu. Çünkü imam nikahıyla önceden küçük yaşta evlendirilince Türk Ceza Kanunu'na göre cinsel istismar suçu olduğundan dolayı çocuğun anne babası, kız çocuğuyla evlenen adam ya da hatta eğer evlenen çocuk çocuğun da yaşı küçükse, her iki tarafın da yaşı küçükse her iki tarafın anne babası da istismara yol açmaktan dolayı da ayrı ayrı Türk Ceza Kanunu'na göre ceza alıyordu. 2015 yılında bir Anayasa Mahkemesi kararı çıktı. Anayasa Mahkemesi kararı dedi ki dini nikah bir özgürlüktür. İsteyen dini nikah yapar, isteyen resmi nikah yapar. Başka bir karar daha Anayasa Mahkemesi hemen bu kararın ardından çıkardı. Şimdi normal yasalarımıza göre cinsel istismar suçunda 15 yaşından küçük çocukların istismar edilmesi halinde şikayete bağlı kalmaksızın savcı ve hakim bunu soruşturur ve en ağırından ceza verirdi. Fakat Anayasa Mahkemesi çıkardığı ikinci kararla bu 15 yaşın sınırını 12 yaşa indirdi. Çünkü dedi ki 13 yaşındaki bir kız çocuğu kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girmişse şikayet de yoksa bizce soruşturulmamalıdır dendi. Bunlar çok kısa bir süre sonra şu hale gelecek ülkemiz. 12 yaşındanın üstündeki tüm çocuklar, kız veya erkek çocuklar ailelerin onayıyla imam nikahıyla evlendirilecek. Yani bu ne demek? Kız çocukların devlet eliyle satılması demek. Doğrudan devlet çocuklara istismarın yolunu açıyor. Toplumu İslam dini hakkında aydınlatan, din hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kişi olarak tanımlanan müftülerin nikah yetkisine sahip olması akıllara önemli sorular getiriyor. Örneğin müftünün nikah kıyarken dini kuralları ne ölçüde ve ne şekilde gözeteceği tamamen belirsiz durumda. Diğer yandan herkesin din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrımcılığa uğramadan kanun önünde eşit olmasını garanti eden anayasanın 10. maddesinin rafa kalkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Eski Anayasa Mahkemesi raportörü Ali Rıza Aydın bu girişimin anayasaya aykırı niteliğini vurguluyor. Önce şunu söyleyelim, anayasal anlamda baktığımızda müftülükler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elemanlarıdır, görevleridir, memurlarıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı da diğer kurumlardan farklı olarak anayasanın 136. maddesinde tanımlanan kurumlardır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlisi ne kadar kadro olarak kamu görevlisi olsa bile onların İşi de, görevi de, yetki ve sorumluluğu da özeldir. Bu konuları da yaparken laiklik ilkesine uygun hareket edeceklerdir. Dolayısıyla memurlar kıyacak zaten gibi bir yaklaşım doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik hukuk devletidir. Laik hukuk devletinde de ne devletin, ne hukukun, ne de yaşam tarzının içinde, çünkü evlilik aynı zamanda yaşam tarzına ilişkin bir başlıktır, dinselliğin yeri yoktur. Dolayısıyla anayasanın ikinci maddesindeki laik hukuk devleti ilkesine aykırı bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Dinsellik
devletin hiçbir kurumuna giremeyeceği gibi devlet de dinsellik üzerinden hiçbir faaliyet yürütemez. Bunun karşılığı da anayasanın 24. maddesinde yazılıdır. 24. maddeye de aykırılıkla karşı karşıyayız. Özetlersek anayasa 2, 10, 24, 41, 136 ve 174. maddelere madde bazında aykırılık söz konusudur. Müftü nikahına sokaktan da tepki var. Kimi vatandaşlar yasaya karşı olduğunu belirtirken kimileri ise bu girişimi gereksiz buluyor. İmamlara mı kaldı yani bu? Yarın öbürsü gün hangi boyutlarda başka neler getirilecek onu da bilmiyoruz. Bu iş bizi korkutuyor aslında yani. Yani laik bir ülkedeysek öyle bir şeyin yapılmaması gerekiyor yani. Niye 85-90 yıllık şey değişiyor? Ve bu çocuk gelinlerin önünü açacak. Çocuk tecavüzlerinin önünü de açacak. Zaten çok hukukluluğun ve bir din devletinin altyapısı hazırlanıyor. Şeriat gelecek bundan sonra öyle yani. Cumhuriyet şeylerine karşı olan şeyler. Birçok kişiye göre bu durum küçük kız çocuklarının denetime kapalı bir şekilde imamların kıydığı nikahla satılması ve devlet eliyle cinsel istismara uğratılması anlamına geliyor. Muhabbet de sevdiler, siz sevdiler birbirlerini. Tabii işin bir de ekonomik boyutu var. Yeni çıkan yasayla nikah kıyma yetkisi de alan müftülüklerin ihtiyaçlarının belirlenerek yeniden dizayn edilmesi, gerekli olan yerlere yeni hizmet binalarının inşa edilmesi için 21 milyon 576 bin TL para harcanacak. Söz konusu miktar, devlet bütçesinden Diyanet'e aktarılan 7 milyar 774 milyon 183 bin TL'den sağlanacak. Bu rakam, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan bütçenin bir önceki yıla göre %13,21 arttığını gösteriyor. Bu yıl başında yürürlüğe giren müfredat değişikliğinin ardından müftülere nikah yetkisi veren düzenlemenin de yapılması, AKP iktidarının laiklik ilkelerini yok sayarak devletin dinselleşmesi yolunda daha fazla adım atacağına işaret ediyor. Devlet işleyişinin din kurallarına dayandırılması, dini referansların hukukun yerini almaya başlaması ve siyasetteki dinselleşme tüm yurttaşları çeşitli şekillerde etkiliyor. Kadın cinayetlerinin ve çocuk yaşlı evliliklerin gittikçe yaygınlaştığı Türkiye'de müftü nikahının bu sorunları kangrenleştirmesinden korkuluyor. İktidarın bu hamlesinin ardından gelecek adımın ne olacağı merak konusu.